Manşete hoş geldiniz. Siyasette seçim yarışında sandığa doğru giderken Türkiye ve tarihinin bence en kritik seçimine yürürken taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Diyebilirsiniz ki henüz bir hareketlenme görmedik, kampanya başlamadı, ne oluyor, neden bu sakinlik, neden bu rehavet ya da rahatlık? Ee, gençler bilmeyebilirler ama her seçim dönemi böyledir. Yani geriye doğru onlarca seçim yaşamış, sürece içinde tanıklık etmiş, bütün kampanyaları, parti mitinglerini falan yerinde takip etmiş biri olarak şöyle söyleyeyim. Seçim kararı alındıktan sonra ve seçim takvimi işlemeye başladıktan sonra yapılacak işler vardır. Ve özellikle aday belirleme, adaylık, işte cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili adaylığı vesaire gibi konularda yerel seçimlerde de aynı şekilde bir süreç vardır ve bu süreçlerde partilere başvurular olur. Partiler bunu organize etmeye çalışır, listeler yapılmaya çalışılır, ittifaklar kurulur. Amma gizli, amma açık her neyse bütün bunlar birkaç hafta sürer. Ve o arada Yüksek Seçim Kurulu'nun kendine göre bir yoğunluğu da vardır ve genelde bu konu orada yani Ankara'da parti genel merkezleriyle Yüksek Seçim Kurulu arasında devam eder. Şu anda da o yapılıyor. Ondan dolayı daha henüz ne adaylar tam olarak ortaya çıkmışken, ne milletvekili adayları kesinleşmişken, ne işte seçime girecek partiler, adayların pusuladaki yerleri filan falan gibi detaylar belirlenmişken bir kampanyanın başlaması olası değil. Bütün bunlar bittikten sonra seçime 30-35 gün kala, 40 gün kala maksimum kampanya başlar. Çünkü her şey netleşir, her şey kesinleşir ve artık kampanya, seçim kampanyası start alır. Partiler genel merkezdeki işte bu tür organizasyonla ilgili işleri tamamlamış olurlar. Şu anda o yürüyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi, partiler, parti grupları aday gösteriyor. İşte 100 bin imzayı toplamaya çalışanlar var. Milletvekili müracaatları, başvuruları halen devam ediyor. Kimi partilerde masalar kapandı, kimi partilerde masa hala açık. Bu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek, Yüksek Seçim Kurulu itirazları değerlendirilecek, değerlendirecek, kesin aday listesini ilan edecek, açıklayacak bir sürü şey. Bütün bunların olması için yaklaşık bir 10-15 günlük süre var. Zannediyorum 10 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildikten sonra ve netleştikten sonra da e, kampanya start alacak. Yani 35 günlük falan bir kampanya süreci olacak. Haliyle önümüzdeki 10-15 gün önce belki Cumhurbaşkanı adayları belirlenecek ama sonrasında da milletvekili adaylığı pazarlığı olacak. Bununla geçecek. Her seçim döneminde böyle olur. Aday gösterilenler, gösterilmeyenler, küskünler, yapılacak açıklamalar, havada uçuşan demeçler biraz böyle dönecek. Yani biraz Ankara'da dönecek hikaye. E, kampanyanın start alması dediğim gibi 10 Nisan'dan sonra olacak. Fakat bu defa alışılageldik kampanyalar belki olmayacak. E, eskiden şey vardı işte bütün caddeler, sokaklar afişlerle, bayraklarla falan donatılırdı. O çıkartılan kanunlarla falan biraz törpülendi. Esasen gerek de yok e, ee, böyle şeyler belki hemen her ilde mitingler falan gibi şeyler çok fazla gözlemlemeyeceğiz. Olmasına da gerek yok. Bugün bu çağda iletişim olanakları, kişilerin kampanya yapması, partilerin, adayların kampanya yapması ve seçmenine ulaşmasının farklı yolları var. Elbette kapı kapı dolaşmak, sokak sokak gezmek bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de reel ve Gerçekliği olan bir konu çünkü bir takım iletişim araçlarıyla insanlara ya da son seçmene nihai oy verecek seçmene kendinizi anlatma imkanı bulamıyorsunuz. Yani iletişim araçları bazen tıkanabiliyor dolayısıyla sizin kapı kapı dolaşmanız icap edebiliyor. Böyle bir süreç tam da bu süreçte en çok bence bana göre son 1-2 günün en kritik konusu. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı. Şimdi İki kişinin adaylığı kesinleşti Cumhurbaşkanlığı adaylığında parti grupları aday gösterdiği için. Biri Kemal Kılıçdaroğlu öbürü de Recep Tayyip Erdoğan. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusu YSK'da değerlendirilecek. İki yönden değerlendirilecek. Birinci yön üçüncü yani bana göre açık ara en önemli değerlendirileceği konu üçüncü kez adaylık konusu. İşte orada sınıfta kalıyor Erdoğan geçemiyor. Yani üçüncü kez aday olabilmesi için anayasal engel var. İşte bu anayasal engele rağmen, engele rağmen Yüksek Seçim Kurulu nasıl karar alacak? Eğer üçüncü kez adaylığını onay, onaylarsa o zaman AKP'nin tezini haklı bulmuş olacak Yüksek Seçim Kurulu. Yani diyecek ki belki bir gerekçeli karar çıkar veya itirazlara nasıl cevap verir bilmiyorum. Diyecek ki 2017 referandumundan sonra Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Kronometre sıfırlandı ve işte efendim Recep Tayyip Erdoğan ilk dönemi işte Cumhurbaşkanlığı ilk dönemini yaşadı. Şimdi ikinci kez aday oluyor diyecek. AKP'nin tezi bu. Öteki türlü üçüncü kez aday olması önünde gerçekten ciddi bir anayasal engel var. Evet Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olabilir der mi Yüksek Seçim Kurulu? Anayasaya göre diyemez. Derse anayasa suçu işlemiş olur. Anayasa suçu da son derece kesin. Türk Ceza Kanunu 309. maddede bunu düzenliyor. Yani cebir ve şiddet yoluyla anayasayı değiştirmek, işte bir işte düzen inşa etmek, anayasayı eskiden tebdil, taghir, tad gibi kelimelerle tarif edilirdi. Bir anayasa suçu. Anayasa suçu da müebbet ağır hapis demek. Yani seçimden sonra yüksek seçim kurulu üyeleri bununla karşı karşıya zor bir karar. Bir diğer konu da diploma konusu. Ben o konuda yüksek seçim kurulunun zorlanacağını zannetmiyorum. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yüksek seçim kuruluna muhtemelen bir onaylı diploma örneği verdi. O diploma örneği Gerçek midir? Sahte midir? Bir takım baskılarla mı alınmıştır? Noter mi ayarlanmıştır? Bilmiyorum. E, diploma üzerinde e, Yüksek Seçim Kurulu'nun çok fazla duracağını zannetmiyorum. Ama tam da o aşamada son derece enteresan ve e, benim burada daha önce de gündeme getirdiğim bir çıkış geldi. Ve bu çıkışın devamı da geldi. E, onu bir kere daha ekranlara getireceğim. Çünkü sıradan bir isim sıradan bir iddiada bulunmuyor. Bahsettiğimiz kişi Yusuf Ziya Özcan. Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanı eskinin. Yani profesör doktor üniversitelerin en tepe kurumu olan YÖK'ün başkanı. 11 Mart'ta attığı tweette ki ben o gün bunu ekrana getirmiştim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılamaz. Bir anayasaya aykırı diyor. Demin anlattım. İki üniversite diploması yok diyor. Şimdi bunu detaylandırdı. Bunu nasıl detaylandırdı? Bunu KRT'de çıktığı yayında. Daha sonra da Halk TV'nin sorularına cevap verirken detaylandırdı. Yeni olan hadise. YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak etmiştim diyor. Merak. Biri Erdoğan'ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlara sordum. Hocam tek bir tane kayıt yok dediler. YÖK'ün başkanı. Üniversitelerin tepe kurumu söylüyorum anayasaldır yani anayasal bir kurum ama esasen tartışılan bir kurum yok. Ayrı bir konu. Belki yeni dönemde kaldırılması çokça konuşulacak filan ama YÖK Başkanı bir üniversiteye bunu sorduğunda üniversite bu konuyu ciddiye alır ve ona cevap vermek durumundadır. Bu konu resmi kanallardan mı soruldu, özel kanallardan mı soruldu bilmiyorum ama sormuş. YÖK Başkanı sormuş. Hocam tek bir tane kayıt yok demişler. İşte açıklamasının detayı da burada. Bu tweet'in ardından biraz önce ekrana getirdiğim tweet'in ardından KRT işin üzerine gidiyor. Ardından Halk TV soruyor ve e, bu geniş açıklamayı yapıyor. E, arşivde araştırmalar yaptım hiçbir şey çıkmadı İşte iki şeyi merak etmiştim diyor. Birisi 98 kat sayı kararı öbürü de Erdoğan'ın diploması. Erdoğan'ın diploması daha önemli. E, ve diyor ki gerek diyor kat sayı kararı gerekse Erdoğan'ın diploması konusunda ilerleyemedik. Bunları resmi olarak sormadık. Belli ki özel kanaldan sormuş. Çünkü diyor o dönemde mümkün mü bunu resmi sormak? Yani o dönem öyle bir dönemdi. Soramazdım. Resmi olarak soramazdım. Böyle bir yazı yazamazdım. Ee, i̇şte başına ne gelirse. Çok net ifade etmiş. Daha ne desin? Neden bu araştırmanızı o dönem basınla kamuoyuyla paylaşmadınız diye soruluyor. Yok başkanın işi değil bu diyor. Ben merakımdan araştırdım sadece diyor. Kişisel merak. Attığı tweette de sonra bunu söylemiş. Hatırlatalım bir kere daha. Yusuf Ziya Özcan 2007-11 tarihleri arasında son derece kritik bir dönemde Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı ve o dönemde de bunu sormuş. Sonrasında da 2016 Mart ayına kadar Polonya Büyükelçiliği yaptı. Yani devlette çalışıyordu ve bunu açıklamadı muhtemelen. Açıklasaydı gene başına bir iş gelebilirdi filan falan. falan. 2016'da açıklamadı, 2017'de açıklamadı, 18, 19, 20, 21, 22 ta 2023'ün Mart ayında attığı bir tweetle açıkladı. Diyebilirsiniz ki niye bu kadar geç? Yani bunu Yusuf Ziya Özcan'a soracaksınız. İnsanlar pek çok şeyi biliyorlar, pek çok şeye vakıflar, pek çok konuda bir fikirleri var ama bunları açıklamak için bakın Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanlığı'na veda etmesinin üzerinden neredeyse 12 sene geçmiş, 12 sene sonra bunu söylüyor. Ne kadar geç değil mi? İşte bugün yaşanan hadiselerin de 10-15 sene sonra ortaya çıkmaması lazım. Çünkü insanlar mağdur oluyor. Hayatlar gidiyor. Hayatlar kapanıyor. Böyle bir dönem. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eyleminin en sıcak günlerinde attığı tweet benim başörtülü kardeşlerime saldırdılar. Camiye bira şişeleriyle girdiler. O caminin müezzini böyle bir şey yok dedi ve CHP'den adaylık başvurusu yaptı. Böyle bir dönem. <laughs> O dönemde muhalif gibi görünen Hulki Ceviz oldu. AKP'den adaylık başvurusu yapmış. Gerçekten her şeyin birbirine karıştığı günlerden dönemlerden geçiyoruz. Ama Erdoğan'ın NTV yayınında iki gün önce yaptığı açıklamada şu konu bana göre çok önemliydi. Öncelikle Hüdapar konusu soruluyor. Ve Hüdapar'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var diyor. Yani Hizbullah'la ilişkisi. Hizbullah'ın cinayetleri ortada. o. Yani ensesinden sıkılarak öldürülen, domuz bağı işkencesiyle konuşturulan bu görüntülerle iş, sağa sola şantaj yapılan hepsi devletin kayıtlarında olan şeyler. Sonrasında 10-12 yıl Hizbullah üyeleri bu cinayetin bu cinayetlerin failleri içeride yattıktan sonra Hüdapar'ın AKP ile pazarlığı ardından serbest bırakılan insanlar. Yani çok net bir ilişki var ve bu devlet kayıtlarında var. Diyor ki NTV yayınında Erdoğan Hüdapar yetkilileri zaten bunu kabul etmiyor. Bizim terör örgütleriyle hiçbir ilgimiz olmaz diyorlar. Tamamen yerli ve milli bir yapı demiş. Yani beyan esastır. Hüdapar'a sorduk. Hüdapar yetkilileri de zaten bu ilişkiyi kabul etmiyorlar. Yerli ve milli yapı devam ediyoruz. Cumhurbaşkanısınız. Devletin bütün kayıtları elinizde. Bunu ortaya koyacak sınırsız argüman var. Mahkeme ifade mahkeme ifadelerinde o katiller cinayetlerini itiraf ediyorlar. Bütün detaylarıyla. Kimleri niye öldürdüklerini. Neyse. Böyle bir dönem. Sonra da işte başka partilere terör ana mesafe koy bilmem ne filan. Terörün, teröristlerin himaye edildiği bir yönetimden bahsediyoruz. Yani neyle yaka paça olunduğu 14 Mayıs seçimine gidilirken daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Mehmet Şimşek olayının artı şokları devam ediyor. Reuters'a konuşmuş AKP'li üst düzey yetkilileri. Zehir zemberek açıklamalar. İmaj yenilemek artık çok zorlaştı. Mehmet Şimşek'in reddi sonrasında. Partide bölünme var ekonomi yönetimi konusunda. Ee, Erdoğan seçim öncesi ekonomik güvenilirliğini kurtarmaya çalışıyor. Güveni yeniden inşa etme çabaları zorlaştığı filan. Tabloda sıkıntı var demişler ekonomi devlet kontrolünde. Şimşek'in red kararı hükümete desteğin azaldığının ne ilk ne de son göstergesi. Yani Şimşek bütün dünyadaki ekonomik dengeleri bilen Batı'nın Erdoğan yönetimine özellikle son 5-6 yıldır yaklaşımını bilen İngiltere'de bir takım finans kuruluşlarıyla çalışıyor. Türkiye'nin durumunu yani Türkiye'deki ekonomik tabloyu ve Batı'nın buna yaklaşımını ve bu durumun çevrilebilip çevrilemeyeceğini bilen bilebilen noktada bir isim. Mehmet Şimşek. Bütün bu veriler negatif olduğu için yani olay artık döndürülemez bir noktada olduğu için Erdoğan'a hayır dedi. Yokum dedi. Yani benim vitrin süsü olarak kullanamazsın. Geçmişte aralarında ne geçmiş olursa olsun. Böyle bir dönem. Sinan Ateş'in yakın dönemde işlenen son derece önemli bir siyasi cinayet eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, ortak adayı öyle diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu da hem attığı tweette hem de Halk TV yayınında bu cinayetin takipçisi olacağını söyledi. Öyle bir yaka paça olmaya gidiliyor ki 14 Mayıs'ta. işte sadece bu cinayet aydınlatılsa bu cinayetin e, örtüldü, e, üzerindeki örtü kaldırılsa, tozları alınsa MHP Genel Merkezi çökecek. Ondan dolayı bu işe sarılmış durumdalar. Uyuşturucu olayından yürüseniz sadece yani soruşturmaların önünü açın. Savcıların rahatça, polislerin rahatça çalışabileceği bir ortam oluşturun. Mevcut İçişleri Bakanlığı bütünüyle çökecek. Mevcut mafya yapısı, Mehmet Ağarlar şunlar bütünüyle çökecek ve jandarma yapısı bütünüyle çökecek. Ondan dolayı çok ciddi bir mücadeleye giriliyor. Yani mesele sadece bir iktidar değişimi mücadelesi değil. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce hakkında da konuşmuş. Çok şey söylüyor ama asıl söylediği şey şu. Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor. Yormayalım. Yani siyaset şikayet alanı olmasın. Evet bizim de bir takım yanlışlarımız, eksiklerimiz olmuş olabilir filan falan ama önümüze bakalım diyor. Her dönem mayınlar çıkar. 2 mayın çıktı. Biri işte muhalefet cephesinde Muharrem İnce. İktidar cephesinde de Fatih Erbakan. Yani Fatih Erbakan Millet İttifakı'ndan oy tırtıklamayacak. Cumhur İttifakı'ndan tırtıklayacak. Her iki tarafta bir anlamda kendi mayınlarını temizlemeye çalışıyor. Böyle bir dönem. Onlar olmasaydı başka bir şey çıkardı. İki büyük ittifak kuruldu esasen. Yani iktidarda ve muhalefette. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir e, toparlanma oldu muhalefet cephesinde. Sol ittifakta aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu dedi. E, HDP'den Pervin Buldan yakın zamanda açıklı, adayı kime desteği vereceğimizi açıklayacağız diyor ama kime destek vereceği açık. İktidar tarafında da kendine göre bir toparlanma oldu. Muharrem İnce, Fatih Erbakan olaylar olmasa başkaları olacaktı yani. E, buna bu şekilde bakmak lazım. Birkaç gün daha konuşulup gerçekten daha sonra seçim kampanyasına bakılacak bir konu. Selahattin Demirtaş Halk TV'ye konuşmuş. Erdoğan Kürtler için kapanmış kara bir sayfadır diyor. Bitti. Yani bu bir anlamda Kürt seçmen açısından HDP açısından şimdi Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girecekler. Onlar açısından da nihai artık karar. Yani daha başka ne söylesin? Pek çok konunun üzerine gidilecek biri de Şen Yaşar ailesi için adalet. Urfa'da yani katledildiler. Herkesin göz önünde polis tutanakları, kamera kayıtları falan her şey ortada ve Şen Yaşar ailesi adalet nöbeti tutuyor. İftarlarını da böyle yapmışlar. Dolayısıyla bu konuların aydınlanması pek çok kişinin sıralı canını yakacak. Onun için istemiyorlar. Onun için de bu dönem devam etsin istiyorlar. Onun için de bunlar sadece birkaç sembolik örnek. 14 Mayıs'ta çok ciddi bir yaka olmaya doğru gidiliyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu aday olmama kararı almıştı. Sonra tabandan gelen tepkiler üzerine vazgeçmiş ve adaylık başvurusunu yapmış. Tebrik ederiz gerçekten. Bir elin parmağını geçmeyen milletvekili var. Hak hukuk savunuculuğu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu son dönem özellikle açık ara önde olan isim de Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. KHK'lılar, insan hakkı ihlalleri, işte Şen Yaşar Aileşi, öbürü Beriki, Sinan Ateş hemen her konuda, her yere koştu. Mühim sembol isimlerden biridir. Tarihe de adını böyle yazdırdı. Her ne olursa olsun siyasi hayatında başarılar diliyoruz. KYK demişken ihraç hakim Sevil Yılmaz paylaşmış. Belirtmek isterim ki diyor, her KHK'lı, cemaatçi, sağcı, geçmişte AKP destekçisi değildir. O nedenle itiraz ettiğimiz her konuda ama siyasal İslamcıları siz başımıza musallat ettiniz demekten, geçmişte vaziyeti bu olan KHK'lıları da eleştirmekten vazgeçin. Bu ezber bütün mahallelerde var. KHK deyince akla cemaatçi geliyor veya sağcı veya geçmişte AKP'ye oy vermiş. Barış Akademisyenleri de KHK'lı. Ne yapacağız? E onlar başka... Hayır böyle bir başka bir hikaye yok. Sen KHK'lıların içini açtın baktın mı? kime destek vermiş, hangi partiye oy vermiş, ne yapmış. Neci bu insan. Ya kaldı ki neci olduğunun bir önemi de yok. Hukuka göre karar vereceksin. Yaptığı eyleme göre, yaptığı işe göre karar vereceksin. Hep söylüyorum dilimizde tüy bitti. 2016'dan, 2017'den beri. Hemen her yayında dile getiriyoruz. Suçun şahsiliği ve kanunların geriye yürümezliğini işletin. Ne KHK'lı kalır ne de içeride siyasi suçlu kalır. Evet bu ezberden de çıkması gerekiyor Türkiye'de mahallelerin. Bütün mahallelerin ama. Kürt mahallesinin de bu ezberden çıkması gerekiyor çünkü Kürt mahallesi de böyle bakıyor. Böyle bakıyorlar yani. Onlar da aynı mahallenin ahraz derler eskiler. Yani aynı mahalle ahrazlarıyla bakıyorlar belli meselelere. Maalesef. Çıkmamız lazım bunlardan. Dün gündeme getirmiştim. Londra Metrosundan bir londralı paylaşmış İlhan Sami Selçuk'un şiiri. Şey İlhan Sami Çomak'ın şiiri. 28 yıldır cezaevinde ve daha tahliyesine 17 ay kalan şair yazar. Evet. Fikirleri Londra metrosunda dolaşıyor ama kendi Türkiye'de 28 yıldır içeride. Böyle bir Türkiye. Her gün yüzlerce bu şekilde kasap reyonlarından paylaşım var. Kıymanın fiyatı 275-300 arasında değişiyor et süt kurumunda işte 120 TL civarında filan ve bir cumhurbaşkanı ekrandan e, kıyma fiyatlarını açıklıyor. Yani böyle bir böyle bir dönem dana bonfile kilosu 555 TL düşünebiliyor musunuz yani? Varın hesabı siz yapın. Tabi bunlar etin e, daha böyle lüks kesim falan şeysi yani pahalı etler ayrı bir konu ama Geldiği nokta dana antrikotsa 385 TL'ymiş. Ama en çarpıcı kare şu. Zeytinin adedi 5 TL. Ya inanamadım bunu görünce. Yani zeytin fakir sofralarının azığıdır. Evet ben de dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Evimize gerçekten işte kıyma olarak girerdi et. Yarım kilo alırdık. Ben bir kilo et aldığımı hatırlamam kasaptan. Ama yani zeytin hep vardı soframızda yahu. Hep vardı. Böyle bir dönem. Kapatırken iki siyasete dair dikkat çekici tweet paylaşacağım. İlki Barış arkadaşın CHP'de aday başvurularından falan bahsetmiş ama şimdi bakın 3500'e yakın başvurudan 800'ü kadın. Sonra deniyor ki kadının adı yok, kadın parlamento yok falan. Niye? Yani 3500 başvurunun neden 800'ü kadın? Geri kalan 2700'ü erkek. Başvurular böyle olunca kadınların meclisteki temsili de ona göre oluyor. Bu konuda en başarılı parti ve başından beri bu işi götüren işte eş genel başkanlığı sistemi falan HDP. Orada gerçekten bir kadın kotası var ve %50 %50 eşit miktarda işte parlamentoda olsun belediyelerde olsun örgütlenmeye ve görev dağılımına dikkat ediyorlar. Ama CHP'ye başvuru. Şimdi CHP dönemin kabul edelim seçime doğru en popüler partisi. Ve sadece 800 kadın milletvekili adaylığı için başvurmuş. 3500 başvuru içerisinde. Bu da dikkat çekici değil mi? Erdal Alkış'ın paylaşımıyla paylaşımı kapatıyorum. <laughs> milletvekili aday adaylarının en çok paylaştığı mesajlar dava. Siyasetin davası davanın da siyaseti olmaz. Yaşa. Yani siyasi parti liderleri de bu dava kelimesini sık sık kullanıyor. Siyasetin davası mahvası olmaz yani. Siyaset siyasettir yahu. Artı siyasette dündündür bugün bugündür. Davada dündündür bugün bugündür gibi bir şey olmaz. Çok güzel söylemiş. Siyasetin davası davanın da siyaseti olmaz. Dava başka bir hikayedir. Dolayısıyla yani ben böyle tüylerim diken diken oluyor. Bir siyasi liderden veya bir milletvekilinden veya bir pozisyon olan hangi partiden olursa olsun davamız falan filan kutlu davamız bilmem ne dediğinde değiştiriyorum kanalı yani. Gerek yok bunlara yani. Küçük bir şey. Siyaset, siyasetçi. Gerçekten basit konular bunlar yani. Dava mava değil yani. Dava başka bir hikaye. Diyor ve bir e, programı daha kapatıyorum. Kara sayfa kapanıyor. Selahattin Demirtaş'ın Halk TV'ye gönderdiği açıklamadan bir cümleydi. E, önümüzdeki günler e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi geçilirse... Şu Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı diplomasi konuları falan filan geçildikten sonra... Milletvekili adaylığı mücadelesiyle geçecek... Adayların milletvekili aday listelerinin netleşmesi, ittifaklarda dağılım nasıl olacak? Hangi parti hangi partinin listeleriyle girecek? Her iki tarafta da bu mücadeleye önümüzdeki hafta tanıklık edeceğiz. Zannederim öbür haftadan itibaren de seçim kampanyası ufaktan start alacak. Diyor ve bir yayında kapatıyorum. Herkese iyi hafta sonları, bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.